Herkese merhaba, ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda bahsetmiştim o İstanbul'daki son 2-2,5 aylık dönemimi. Oldukça zor geçmesi, o Merkür Retrosu'nun bir şekilde bana girmesiyle. Oldukça zor günler yaşadığımı söylemiştim. Ben bu 2,5 ayda maddi manevi çöküntüdeyken en sonunda dedim ki ben hani bir Biga'ya gideceğim. Daha fazla İstanbul'da kalmak istemiyorum. Ve Biga'ya geldim. Tabii oldukça soğuk dönemlerdi. Çünkü YouTube'dan sonra ilk defaydı. Bir 6-7 aydır yine görüşmemiştik. Sadece annemle bazen telefon görüşmeleri yapıyorduk. Ama geldiğimde bu seferki hedefim sadece babamla konuşmaktı. Çünkü hani ben sağlıklıyım, onlar sağlıklı ama biz uzağız birbirimizden ve bu sadece mesafe uzaklığı değil. Aynı zamanda da birbirimizle konuşmuyoruz. Bunun soğukluğu ve uzaklığı var. Dedim ki hani yanlış anlıyorlar YouTube'a video çekmemi. Yanlış geliyor onlara ama ben en azından gideyim ve YouTube'da ne yaptığımı anlatayım vesaire diye düşündüm ve geldim. Babamla yine çok uzun sayılabilecek bir 2-2,5 saatlik bir konuşma yaptık. Zordu ama gerçekten düzgünce konuşabilirseniz birileriyle ve onların da sizi anlama kapasiteleri varsa çözülmeyecek bir şey yok güzel konuşmadan sonra. Çok kafiyeli oldu. Yani babamdan ziyade aslında akrabalarımı anlatıyorum, çevreme kendimi anlatıyorum. Yani 2-3 haftadır durmadan ben insanlara kendimi anlatıyorum. Yani ve anlattığım şeyler ben neyim, ne olduğumu yine anlatıyorum. Çünkü bana laf söylüyorlar YouTube'a video çekmemem için ama daha videolarımı izlememişler bile. Daha ne anlattığımı bilmiyorlar. Ben de 2,5 aydır video atmamamın sebebi gerçekten önce hani size anlattığım şeyler aslında benim aileme anlatmam gerekiyor. Ondan sonra onların da desteğiyle burada olmak istiyorum. Çünkü yani aile desteği. Biliyorum ki hani özgürlüğünüz için ailenizi feda edebilmek kolay geliyor başta. Ben de yaptım yani. Dediğim gibi daha 17-18 yaşında lisem bitmiş ve hani direkt bu köyden, bu küçük yerden, bu bağnaz yerden kaçmak istedim ve hani sadece gitmek istemiştim. Hani onlar olsun ya da olmasın ve en başta tabii ki de özgür oluyorsunuz. Kendiniz oluyorsunuz aslında. Bu bir noktada iyi bir şey. Ama hani bir süre sonra bunun eksikliğini hissediyorsunuz. Size vurmaya başlıyor aslında onların yokluğu. Bu yüzden de dedim ki hani ben kötü bir şey yapmıyorum. Bizim tek sorunumuz benim YouTube'a video çekmem değil, benim cinsel kimliğim değil, benim sadece onlarla konuşmamam. Tabii bu karşılıklı olan bir şey. Yani çok birbirimize adımlar atmadık ama en azından dedim ki hani son bir kez de olsa ben adım atmalıyım. Yine olmayacaksa da böyle olsun. Çünkü evet tamam aile kesinlikle çok önemli. Yokluğunu hissediyorsunuz ama bir şekilde de onlar olmadan da hayatta kalabiliyorsunuz. Ama benim bir seçeneğim var şu an ve hani düzeltilebilecek bir durumdayken tamamen onlardan kopmak bana mantıklı gelmedi. Bu yüzden de tekrar geri geldim ve o İstanbul'da da gerçekten çok kötü zamanlardı. Yani bir sürü iki yüzlü arkadaşlarımın gerçek yüzlerini görüyorum. Aslında onlara konduramadığım özelliklerini görüyorum zamanında ama hani konduramıyorum çünkü seviyorum onu. Yani Onu sabahtır yanılmaz. Bana beni linç yani edecekler şimdi aynen ama. öyle. Hani bana söylüyorlar o öyle öyle. Diyorum ki hayır ya değil. Hani konduramıyorum. Ama en sonunda onu konduramadığım özelliklerini bana da yapmaya başladığında arkadaşlarım yavaşça onlardan da uzaklaştım. Ve hiçbir şey demeden uzaklaştım. Ama tabii ki de benim hiçbir şey dememem de onlara kâr etmedi. Yani saldırmalar benim o kötü zamanımda bile çok iğrenç yerlerden vurarak işte mesajlar attılar vesaire. Yani birisiyle kavga edebilirsiniz, birisiyle arkadaşlığınızı kesebilirsiniz ama hani daha sonradan işte ben kestim, ben bitirdim, ona bu lafları soktum falan demek için insanları bu kadar
kırma derecesinde aşağılaşmayın. Yani kötü bir şey. Ama neyse ki gerçekten her şey aşılabiliyor. Tabii ki de evet arkadaşlık önemli ama doğru arkadaşlık önemli. Bittiğini hissettiğiniz yerde sizin de bitirmeniz gerekiyor. Ki ben bunu zaten o kavga olayları olmadan önce de bitirmiştim. Ama işte insanlar. Ben 2,5 aylık o tekrar söylüyorum ama yani bunu söylemem gerektiği için söylüyorum. Yani bir dram falan yapma peşinde değilim. O 2,5 aylık o kötü zamanını atlattıktan sonra hani bir arkadaşımla yakın zamanda konuştuk. İstanbul'dan ortak arkadaşlarımızdı. Hani siz artık konuşmuyor musunuz işte hani onunla bununla falan diye soruyor. Ben de hayır falan dedim. Ondan sonra birbirimizle konuştuğumuzda o arkadaşımızla ilgili bana şöyle şeyler söylüyordu hani. Ya diyordu hani bana geliyordu, seni kötülüyordu ve bir süre sonra ben de ondan uzaklaştım. Çünkü hani seni bile kötülüyorsa bana beni kim bilir kimlere neler söylüyordur falan diyor. Ben de bu telefon konuşmasından 2-3 gün önce falan hani oturup düşündüğümde hani şey diyordum. O kendi çok yakın arkadaşlarında bile en ufak tartışmalarında bana gelip yani çirkin şeylerini anlatıyordu. Yani çirkinden kastım eziyordu. Yani mesela bir örnek vermek gerekirse hani o kişinin adı Ayşe olsun. Çok spesifik bir ad. Aslında kızla o olay üzerinden konuşmasalar bile yani başka bir tartışmaları olsa direkt o hastalığından vuruyor. Yok işte çıkamıyor dışarı. Yok işte şunu yapamıyor. Yanına gidiyorum hep. Ben bir şeyler yapıyorum. Hep yaptığı yardımları söylüyor. Yani evet insanlara yardım ediyor olabilirsin. Bu sene evet iyi bir insan yapabilir. Ama ertesi günde ya da kötü bir şey yaşadığınızda bunu onun yüzüne vuruyorsan bu senin iki yüzlülüğündür. Bir de onun yüzüne de vurmuyorsun. Başkalarına söylüyorsun. Yani gerçekten hani bir insanı sevince, değer verdiğinizde görmüyorsunuz. Bazı şeylerini göz ardı ediyorsunuz. Ama bunu er ya da geç anlıyorsunuz yani. Hani benim o mesela bizim tekrar o ortak arkadaşlarımızdan beni ayırdı aslında. Hani ben çünkü onunla çok bir şey değildim, kötü değildim. Geçmişte de kanalda anlattığım o ortak arkadaşlarımızdan beni aslında o uzaklaştırdı. Yani evet başta birbirimize kötü geliyorduk ama ben artık kendimi durdurabiliyordum bazı şeylerde. Ve o kişinin bana kötü bir etkisi yoktu aslında. Ama yine de onun onu kötülemeleri. Ve hatta şöyle ondan sonra onlar bir barıştılar. Beni ayırdığı kişiyle falan barıştı. Ve hani o barışma dönemlerinde yani arkasından demediğini bırakmadı. İkide bir aramasına laf etti. İkide bir yani yanında bitmesine laf ediyor. Yok işte karaktersizliğinden bahsediyor. İkiyüzlülüğünden bahsediyor o kişinin. Ve aslında o kişinin yaşadığı kötü bir olay vardı. Yani arkadaşlarından o çok yakın olduğunu düşündüğü arkadaşlarından ayrılmıştı. Onu sanırım evinden mi ne kovmuşlardı o ortak arkadaşımızı ve bunu bile bana alaycı, dalgacı bir şekilde dalga geçerek anlattı. Güldü, eğlendik. Ben de güldüm aslında o zaman. Çünkü ben de onunla iyi değildim. Ama bunu yapıp bana anlatıp bir de sonra tekrar onunla gidip işte ne bileyim hala o eski samimiyetsizlikle birbirlerinin yakın arkadaşları olduğunu düşünmeleri ve öyle davranmaları gerçekten mide bulandırıcı. Sonuç olarak biz bir Sazan Sarmalı'nın içinde birbirinin arkasından konuşan insanlardık aslında. Yani onları teker teker gelip bana anlatıyordu. Ortak olmasa bile tanımadığım kişileri, eski iş arkadaşları, yok işte eskiden yakın olduğu onlar bunlar falan. Ve her zaman anlattıklarında hep kendisi haklı. Zaten orada bile benim bir durmam gerekiyor. Gerçekten bir yerde bir olay oluyorsa iki kişiden biri haklı biri haksız olmuyor bence. İkisinde de hata oluyor ama işte insanlar birilerini anlatırken hep kendinin daha haklı olduğunu gösteriyor. Ve dediğim gibi işte konuşmayı seven bir insandı. Böyle boş muhabbetleri severdi. Bu yüzden de şu an hani onların gerçekten böyle tencere kapak olduğunu düşünüyorum. Böyle gündemden konuşup işte yok o bununla yatmış, yok bu bununla yatmış bilmem ne. Birbirlerine bunu anlatıyorlar. En sonunda evet aslında kanalda bundan da gerçekten iyi bir şekilde bahsetmiştim. Hatta yani, teşekkür bile etmiştim ona. Ama yani o ayrılma dönemimizde gerçekten benim o sessizliğime rağmen hani beni o kötü durumda bu kadar
aşağılayarak bana böyle hakaret derecesinde neredeyse bir şeyler söylemesi. Yani belki hatalarım olmuştur, bilmiyorum. Yine de yani benim yaptığım hiçbir şey, hani benimle o paylaştığı yiyecekleri gündeme hani getirmemeliydi onu. Ben hatalar yaptım ama bütün hatalarım kendimle ilgiliydi. Yani ben hep hatalar yaparım. Hatalardan da ders alırım. Bu benim böyle bir öğrenme şeklim var. Herkesin böyle bir öğrenme şekli var yani. Başkalarının doğrularından yaşayamıyoruz. Bir şeyi diretmememiz gerekiyor. Ama dediğim gibi yani üzücü olan tek kısım o yaşadığımız bütün iyi şeyleri böyle bir raddede her şeyi silip yani o kadar kötü konuşmasıydı. Bende kendini çok rahat bitirdi. İyi de oldu yani. Bunlar benim arkadaşlarımla olan sorunlarımda. Bir de dediğim gibi işte o 3 haftadır bayramdan beri hani etrafımdakilere kendimi anlattığım dönem var. Hani insanlara kendini anlatmak gerçekten çok zor. Bir de hele ki bunlar yakın kişilerse. Hani buradan size anlatırken kolay oluyor. Ama onlara kendilerinin anlayacakları şekilde anlatıyorum aslında. Basite indirgiyorum. Ama buna rağmen anlamakta kabullenmiyorlar ya da anlamaya çalışmıyorlar. Hala aksine sanki ben hiçbir şey söylememişim, çok kötü şeyler yapıyormuşum gibi böyle tavırları var. Hala video çekmeme laf ediyorlar. İzlememişler bile. Yani insanlara gerçekten bir şey anlatmak çok zor. Kendi doğruları var. Kendi doğrularına ters bir şey söylediğimizde kabullenmiyorlar. Yani dışlıyorlar. Hakaret ediyorlar. Bazen de şiddete başvuruyorlar. Yani nasıl bu kadar şiddete eğimli olduğumuzu anlayamıyorum. Ne itiyor bizi bu kadar? Yani nerede bir hata yaptık da insanlar bu kadar şiddete meyilli? Yani 2-3 aydır böyle haberler, Instagram vesaire, orman yangınları, hayvanlar ölüyor. Kızının önünde eşini öldürüyor. Biz çıkıp sadece videosunu çekiyoruz. Biz diyorum çünkü bu bizim suçumuz aslında yani. Birilerinin suçu değil. Bizim onlara gerçekten bir şekilde bir şeyleri öğretmemiz gerekiyor ve şu raddeden sonra nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Bazen böyle bunları düşündüğümde umudum çok düşüyor. Yani bir şeylere olan inancım. Yani şiddete uğramış bir insanı nasıl tekrar eski haline getirebilirsiniz ki? Yani onun bir şeylere olan inancı bitmiştir. Yani o aciziyetlik duygusunu yaşadıktan sonra nasıl devam edecek yani hayatına? Böyle böyle bunlar biraz melodram cümleler ama yani bunları da paylaşmak istedim. Çok dağınık oldu farkındayım ama gerçekten 2,5 aydır bu söylemek istediklerimdi ve anca fırsatını buldum. Sürçülisan ettiysem affola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.